Yorulan benim, siz değilsiniz. Aleminde cennet ve cehennem uyandırmak hakikaten bir yerdir. Aleminde. Aleminde, iç aleminde. Cennet ve cehennem nasıl uyandıracağız? Cehennemi haletleri, alemimizi cehennem yapan, alemimizi cennet yapan haletleri nasıl uyandıracağız? İnsan kendisiyle lezzet ve elem alması nasıl olur? En büyük lezzet nedir? İnsan kendisiyle lezzet almasıdır. Nasıl olur? Cevap, senin anlayacağınla misal vereyim. Tefekkür veya düşünceyle nasıl lezzet veya cehennem elem hissettiğin gibi. Yani tefekkürle insan kötüyü düşününce nasıl kendini kötü hissediyorsun? İyi düşününce bir daha ilerisi tefekkür edince kendini cennet asla bir bahçede hissedersin. Duygu his hormon gibi değil mi abi? Evet. Duygu yani hormon. İlk önce düşüncelerle hisler aktif olur. Hislerle duygular aktif olur. Duygularla sinirler aktif olur. Sinirlerle hormon, üreme bezleri, tükürük bezleri, salgı bezleri, sindirim bezleri bunlar aktif olur. Onların aktif olmasıyla da insan kendisini mutlu veya mutsuz hisseder. O zaman yani sen düşünüyorsun, sen eylem ve lezzet alıyorsun. Düşünceyle alıyorsun. O zaman lezzet almak istiyorsan güzel gören Allah'ın dediği güzeldir. Nefsin dediği değil. Güzele bakmak sevaptır diyor adam. Harama bakıyor. Güzel değil o. Allah'ın haram dediği güzel değil. Güzel gören güzel malzemeleri aldı içeriye. O zaman o güzel malzemelerle güzel düşünür. Güzel düşünenden hayatından lezzet alır. Yani onu şer ettim. Doğruyu iyi düşünürken kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Şimdi diyor ki sen düşünüyorsun bu düşünceyle hem elem hem lezzet alıyorsun. O zaman lezzet ve elem almak senin düşüncene bağlıdır. Düşünceyle ve tefekkürle alemindeki cennet veya cehennem haletlerini uyandırmak için sanki dinamit atıyorsun. Sanki dinamit atıyorsun. Yani insandaki ustap 13. sözde geçiyor. Lema'da. Fena madenleri işlettirmekten diyor. Kötü düşünmek, insanın bu vücudunda bulunan fena madenler var. Mesela bir misal veriyorum. Seninle alakalı. Bugünlerde seninle alakalı veriyorum. Olmuş yani. O Çapa'daki hastaneye ne deniyordu ya? Çapa. Çapa Tıp Fakültesi. Orada olmuş. Bizzat şahit olan doktor kardeşimiz anlattı. Bana anlattı yani. Dedi ki, adam yatakta tahkik yapılıyor, nefes alamıyor, bilmem ne. Parça alırmış, ne yapıyor? Parçası gelmiş. Perşembe günü olmuş, hiç unutmuyorum. Ondan sonra doktorların dersi vardı, orada anlattı. Parça alındı ve parça perşembe günü geldi. Adam üçüncü kattan inmiş aşağıya. Parçanın tahkikinin neticesini doktorlar dedi ki, maalesef kansersin dedi. Dediler, maalesef kanser. Adam dedi ki vursan kan akmaz. Aynı böyle oldu. Adam bitti. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Aldı raporu. Bak düşünceler ne yapıyor diye anlatmak için söylüyorum. Çıktı yukarıya. Saat 10'daydı bu servis. 11'i bilmem kaç geçe yatağında ölü bulundu. Düşündü. Yani öd derler ya öd. Patladı herhalde. Veya kalp krizi bilemiyorum da. Ölmüş adam. O patlattı bir yerleri. Kanserden ölmedi. Kanserden ölmedi. Allah Allah. Görüyor musunuz? Kanserden ölmedi. Yuhi ve yumit Allah'tır. Kanser değildir. Kanser adamı öldürmez. Trafik kazası aldı adam öldürmez. Allah onun eceli gelince onunla aldı. Onunla terhis etti. Mesela askerlikte neydi Namet? Ben mesela köprücüydüm. Evet. Yani savaş anında köprü kurardık. Dağlar arası, denizler arası. Ha? Revir'deydin abi. Revir. Ha, bizim teriz tezkeresine ne yaptın? Ama hepimiz 1,5 sene yaptık. Sen doktordun galiba. Ha. Benim tezkerede panel köprücü bölüğü ve bölük çavuşuydu vesaire. Sen doktordun, sen bilmem revirciydin, bilmem neydi. Sen hoca mıydın? Mezarcı mıydın? Vakaten mi? İstihdam. Sen neciciydin şey? Merak ettim seni. Gezepeteci gibi. Ne? Gezepeteci diyorum. Temizlik. Genişletilmiş üzeri araç şeyleri. Ha, uçak savar.
Çok soru, vay be. Ha, şimdi ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Aleminde ona hep patlama hazır. 13. lemayı söylüyorum, lütfen buraya kaçırmayın, birkaç dakika sonra bitireceğim dersi. Fena madenleri düşüncelerle aktif oluyor, 13. lema. Fena madenleri işlettirmekten. İyi madenler de var. Şu anda huzurluyuz, iyiyiz. Git doktora, 10 tane hastalık çıkarır, haydi bakalım. Onlar aktif olur, onun önünü alamaz, ilaçlanacak. Şu anda ilaçsız devam ediyor. Çünkü Üstad 66 barlada diyor ki, 66 barlada diyor ki, cümlesini okuyayım oradan. Bak şuraya bak, ilaca bak. Hem bilirsin, meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Bu kanuniyet değil mi? Kanun. Her şeye uygulayalım. Meyus ve ümitsiz bir hastaya bazen manevi bir teselli bazen bin ilaçtan ziyade tesir eder. Daha fazla. İlacı yapamadı. Ha, demek ki bunu uyandırmak. Hasan abi, adamı öldürmek için mermi atıp da öldürürsün, öbürü ne yaptı? Lafla öldürdü. Evet, bitti. Mesela şahsiyeti gidiyor, manen de ölüyor. Yok, şey yaptı da, kanser de öldü abi. Kanser, işte. Tabancayla öldürse, adam mermi atsam diyor, Allah razı olsun. Mermi atsam, abi diyor, hani derler ya diyor, kan çıkmaz. Kansersin dedi, adam bitti, felç oldu böyle. Hiç ses yapma, peki hocam dedi, çekip gitti. 11 küsürde, 10'da mı neydi dedi, 10 küsürde, kaçta öldü belli değil. 11 küsürde dedi, hemşire haber verdi ki, yatağında ölü bulundu. Belli ki kanserle ölmemiş. Neyle öldü? Sözle öldü. Sen bittin dedi. Bak gördün, sen iyisin. Yakalayacak, çok iyisin. Onun için Peygamber ne demiş aleyhissalatü vesselam? Nasılsınız ya Resulallah? Ala kulli hal sivel küfrü ve dalal. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfrü ve dalal. Küfür ve dalaletten hariç helal mi? Hamdolsun. Adam iyi diyelim diye yollamam. Şuram ağrıyor. Buram ağrıyor. İyi diyelim. Bu adamın, bu kadının iyi olması olamaz. Mümkün değil. Tarihte böyle bir şey yok. Böyleyken. İyiyim elhamdülillah. İyiyim. İyi olacağım da yok. İyiyim. Allah Resulü kasa değil miydi? Sıkıntısı yok muydu? İyi olacağız inşallah demiyor. Elhamdülillahi ala kulli hal. Her halime hamdolsun. Küfür ve dalalet hariç. Çünkü dünyayı hariçten yorumluyor. Dersin başında söyledim onu. Yani burayı ahiretle yorumluyor. Dünyayı dünyayla izah edersen, dünyayı yani sağlığını başka sağlıkla yorumlarsan burada ezilir gidersin. Niye ben az yaşıyorum, niye o çok yaşıyor? Niye o fakir, zengin ben niye fakir? Niye o bilmem şeyle ben niye topalım? Ama bu kendini ahiretle, Allah'ın rahmetiyle yorumlarla ifade edersen hayattan lezzet alırsın. Önemli olan halini ne ile yorumluyorsun? Ahiretteki baki bir aleme göre düşünüyorsan kanser hiçbir şey değil, teristir kardeş. Ama ölümü sonsuz içtik zannediyorsan öleceksin. Bittin ya. Önemli olan önümüzdeki olan yaşadığımız haleti ne ile yorumluyorsun? Mesela zulme uğradım. Uğradım kardeşim. Dershanemi yıktılar benim. Dershanemi yıktılar. Hapisteyken dershanemi yıktılar. Mücadele girmem gerekti. Hayır. Allah var, ahiret var. Soracağım orada hesabını. Bak dünyadaki hadiseyi beni sıkıntıya sokacak değil mi? Bir sürü olaylar olacak. Ama ne yaptım? İmanı bir ahiret. İmdadıma yetişti. Oraya bıraktım, Allah'a havale etti. Bak. Neyle yorumluyorsun? Rahat ediyorsun. Onun baskılamasından kurtuluyorsun. Yoksa intikam almaktan, haset etmekten, kin, nefretten, şununla uğraşmaktan hayatın zehir olur. Bunun için mi geldik ya? Mücadele etmeye mi geldik? İmanı kazanmaya, kaybetmeye geldik ya. Para kazanmaya gelmedik ki buraya. Araba almaya gelmedik ki buraya. Hatun almaya gelmedik ki buraya. İmanı kazanmaya mı kaybetmeye geldik? Yanlış mı? Yanlış mı söylüyorum? Diğerleri teferruat kardeşim. Esas atı kaybedince feratta boğulur. Bizim edile-i şerimiz vardı. Nurcuların da edile-i nuriyesi var. Kaçtır? Dörttür. Sayabilen var mı edile-i nuriye? Muhakemat 46. Esas atı kaybeden teferrattan boğulur. Sırat-ı müstakimi bulamayan ifrat ve tefrite kayar.
Muhakemesiz. Muhakemesiz ve muvazenesiz olan çok hata yapar, yaptırır. Ondan evladatır. Ondan sonra lubu bulmayan kışın ile meşgul olur. Dört işte. Ne acayip bir şey. Öyle bir şey. Ya ben yaşıyorum arkadaşım. Beni mahkemeye verenler, bana zulmedenler, içeri tıkanlayanlar, içerideyken dershanemi bir vesileyle devlete sığınarak yıkanlar. Hepsi bir anda yüklendi. Ben nasıl dayandım? Ölçüyü koydum pergeli. Arka Allah nokta istinad, önüm ahiret nokta istinad. Allah ile ve ahiretle yorumladım. Orta iki cendereden ben çıktım, ezilmedim. Şimdi de ifade ediyorum örnek için. Benim kadar sıkıntı çekici. Sizin sıkıntınız bana derman gelir ya. Sizdeki dert mi zannediyorsunuz? Millet öyle zannediyor. Benim de derdim var. Öyle insanlar biliyorum, öyle haletleri yaşıyorum ki senin derdin bana derman gibi gelir. Ne kadar zulümlere uğradığımı bilseniz oraya. Günlerce yemek vermediler, günlerce kitap vermediler. 13 gün Kur'an vermediler. 5,5 ay tek başıma hücrede kaldım. Lamba yanıyor. Senin de derdin mi var şimdi Ahmet? Senin derdini derman kabul eden insanlar var biliyor musun? Peki nasıl? Çok iyiyim elhamdülillah. Niye? Yorumlama merkezim sağlığa. Nokta istinad, dayanak noktası Allah. Önüm ahiret. Ahiret var ya. Var ahiret. Bırak ahireti ya. Bir sürü gıybet ediyorlar beni. Küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Dokunma. Bir sürü günahım vardı. Bunlar ne yapacaktım? Alıyorlar. Ben de hafifliyorum, güçleniyorum. Teklerim çoğalıyor. Bir sürü günahlarım vardı. Onları terk edememiştim. Adamlar günahlarımı alarak beni terkte kahraman yaptılar. Terkim yükseliyor. Hafifliyorum ya. Gıybet edenler, iftira edenler, hepinize teşekkür ederim. İmkanım olsa da bana küfür edenler, hakaret edenler, alemde bulunanlar, iftira yapan, imkanım olsa da baklava göndersem size. Çok memnunum sizden. İyi ki gıybet iftira ediyorsun çünkü günah mı alıyorsunuz? Ben de rahatlıyorum. Ya, hele iftira edenler nasıl ödeyecekler? Gıybet edenler nasıl ödeyeceksiniz bu hakkı? Abi hakkını helal etmedim. Yok, ahireti bıraktık. Allah'a havale ettik. Ya, kişinin bir elbisemiz vardı. Ona hücum edeceksin, hakkını helal edecek. Ahireti bıraktık. Orada haşir meydanında önünde cennet ve cehennem o dehşetli günde peygamberler bile nefsi nefsi diyeceği günde orada seninle görüşeceğiz. Ben neyin karşısına çıktım orada göreceksin. Orada hakkın hak ne olduğunu aman kulaklıymış. Orada göreceksin. Biz şahsın fıskına hücum etmedik. Fasık-ı mütecahire hücum ettik. Evet. Nasıl ki bir çuval dinamitle koca dağı oynattığın gibi. Düşünceyle insan cenneti oynar mı? Cehennem olur mu düşünceyle? Örnek. Bir çuval dinamitle ben gördüm şey yapanı. Karadeniz'de havalimanı yapılıyor ya. Bizim dağı aldılar da bizim dağ. Köyü aldı, köyün arkasında dağımızı aldılar. Oraya dinamit soktular. Oydular taşı. Bir çuval dinamit, çuval. Dağ ne kadar biliyor musun? O dağ var ya. O dağ yerden oynattılar. Bir çuval dinamit koca dağ oynattığı gibi bir düşünce seni cehenneme veya cennete sok. Koca dağı deprelendirerek oynatan dinamit. Koca dağ nasıl oynuyorsa senin aleminde de cemal ve celal alemleri de öyle oynuyor. Celal alemi oynarsa cehennemi haletleri yaşarsın. Cemal alemleri oynarsa sana cennetli haletleri yaşatır. Burada kesiyor. Demek ki düşüncelerine hakim ol. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Hoca ne demek manası? Ey diyor arınan nefis gir cennetime. Evet. Gireceksin demiyor. Fethuli fi ibadi. Fi samir ya. Gir. İçine girin. İçine gir. Gireceksin demiyor. Burada giriliyor yani. Burada giriliyor.
İmam-ı Rabbani diyor ki, avamın beklediği cennet, havas burada yaşar diyor. 220 mesleği de kafirin zanını cehenneme dönüştürdüğünü söylüyor dünyada da. Zanı cehenneme, inne dine, inne zenni abdibi. İnne zenni abdibi var ya, zanına göre Allah muamele ediyor. 220 mesleği de. Kişilerin düşünceleri, zanlarını müsbet ve müsbet, menfi, o da dinamit gibi, koca dağ oynattığı gibi cela, ağacın üzerinde kaya var. Dağın içinde kaya var. Dağlarda var, otlar var, ağaç var. Cemal ve celal. Düşünceler de cemal ve celal tecellisini oynatıyor. 13. lemada da fena madenleri işlettirmekte. Fena düşünceler. İyi düşünceler de iyi madenler işlettiriyor. Hormonları aktif ediyor. Ahir devahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selamlar. İhtina sıratı mustakim.